gitme. Harun'a parti yapacağım. İşte bütün çevremizi, eşimizi, dostumuzu organize ediyorum bak dedim. Aa tamam tamam dedi, hiç söylemem dedi. Ben her şeyi organize ettim falan filan. Harun böyle. Hayatım dedi, ben biliyordum zaten. Annem bana anlattı dedi. Bu yapılır mı ya? Bu Allah aşkına. Düşün şimdi, empati kur. Senin kayınvaliden bunu yapsa, hevesin kursağında kalsa. Çok haklısın gerçekten. Ben ona ilk torunu dedim. İlk torunu dedim. Hani mutlu olsun. Herkesle birlikte öğrenmesin. Herkesten önce öğrensin istedim. Ama o sağ olsun yine yaptı yapacağını. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Hani ikinci çocuk, ikinci çocuk diyorsun ya, parti falan filan. İkinci çocuğu istemiyormuş. Burada dedi üç tane olsun, kalabalık aile istiyorum bilmem ne. İkinci torunu istemiyormuş. Şaka. Tabii ki de ikinci, üçüncü, dördüncü, Allah ne veriyorsa o torunlar bol bol gelecek. İnadıma yapacağım, yine yapacağım. Kız ben giderim, ne olmuş bu Nargiş'e böyle? Uyu suyu değişti hayatım. Şaka yapıyorsun. Bambaşka bir insan oldu. Abo ben giderli neler olmuş burada neler. Yani kızlar sizce mantıklı mı? Bir kayınvalide kaç tane torunu olması gerektiğine karar verebilir mi ya? Bu eşimle, ya, böyle bir eşimle şey benim ya. Karar vereceğim bir şey. Kimi ne ilgilendirir? Benim kaynanam da dedi ikinciye ne gerek var, yapmayın etmeyin, ben yaptım valla. Ben hani de yapacağım. Sana mı soracağım ki ben yani, hayırdır? Öyle şey olabilir mi? Olamaz tabii ki de, saçmalık zaten. Bu eşinle senin aranda olan bir şey. Ama buradayken de kritiklerde mesela konuştuğumuzda, muhabbet ettiğimizde ben kalabalık aile istiyorum, çok çocuk istiyorum, çok çok torun istiyorum diyor. Bir şey diyor. Sorabilir miyim? İşte sen ben... diyorsun ya böyle orada başka, burada başka, hani sizin özelinizde başka. Tam da senin dediğine geliyor bacım. İşte. Aynen öyle. Istedim. Peki bakıyor mu, yardımcı oluyor mu sana? Hayır, olmuyor. Olmuyor. Bir de istemiyor. Sanki olmuyor. Bakıyormuş gibi de. Olmuyor yani, olmuyor. Sadece yan yanayken. İşte binde bir altı değiştirilmesi gerekirken falan, yoksa eve gelip de işte yardım edeyim. Tabii ki bakın hani böyle bir mecburiyeti yok. Tabii ki yapmak yok. Zorunda demiyorum ama kendilerinden işte Seda da işini yapsın, ben çocuğa bakayım vesaire, asla böyle bir şey yok. Abi, peki Seda. Acaba ikinci çocuk olursa Seda'ya yardım etmek zorunda kalırım. İkisini birden başlayamaz diye mi düşünüyor? Çok şükür durumumuz iyi. Kocam çalışıyor. Allah nasip ederse ben de çalışacağım. Allah'a şükür. Benim seçtiğim, benim istediğim, parasını benim verdiğim kişi bakacak çocuğa. Kayınvalidem değil yani. Gelin yanıma. Hemen geliyoruz. Çıkarın önlükleri. Çıkartamıyorum. Bitirdiler. Helal olsun. Kuzum, bitirdiler. Çıkartamışım arkasından. Yağnur, Deniz, Seda. Gördüğünüz gibi bitirdiler. Gönder şarkıyı.
yemek pişirme teknikleri vardır Aytencim. İstersen sana öğretebilirim. Senin derdin ne? Oturup burada seni mi övelim? Senin beni övmeme hiç ihtiyacım yok. Ben zaten mükemmelim. Benim hayalimde Yağnur gibi sarışın, mavi gözlü bir gelin adayı yatıyordu. Şimdi memnun değil misin yani? Hayalimden bahsettim. Anne, hani bu lens neydi anne? Yeşil lens almış gelmişsin. Baktığımda çok imrendim. Sadece denemesi için verdim. Haftanın ikinci gününde gelinlerim mantarlı enginar ve otlu bulgur yaptılar. E bakalım nasıl yaptılar? Fena olmamış. Belki benim yediğim tarafı bilmiyorum. Pilavda hiç tuz yok. Biraz da mantarlar diri kalmış. Ama mantarların ve enginarın tadı yerinde. Bu olmamış. Pilavı çok diri kalmış. Şu gördünüz mü malzemesini? Yani güzel olmamış. Enginarla mantarı özdeşleşmemiş. Olmamış yani. Mantarı ve enginarı çok güzel olmuş. Çok. Bu birinci tabaktan da güzel. İkinci tabak olmamış. Bu tabakla bu tabak birbirine çok benziyor. İkisinin arasında kaldım. İki tabak çok güzel. İkinci tabak bir olmadı. Birinci tabak üç. Haftanın ikinci gününde puanlama durumum böyle. Bununla bunun arasında kaldım. Ama bunun içi pilavı gördüğünüz gibi daha yoğun. Daha yoğun, malzemesi de yoğun. Çok güzel olmuş.